Başkanım, isterseniz siz oradan modere edin sorular. Teşekkürler. Benim için de güzel bir buluşma anı. Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde siz kıymetli üyeleri ve tabii ki misafirleri, hanımefendilerle ve beyefendilerle olmak benim için çok çok mutluluk. Bu anlamda bu buluşmayı sağlayan Aziz Sarıyer'e çok çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan'a. Sayın Başkonsolosumuza çok değerli bilgileri aktararak ve bizim de burada birlikte olmasından ötürü ayrıca teşekkür ediyorum. Yine bugün bizlerle birlikte az önce Serap Hanım ayrılmak durumundaydı. Aslında bana da sürpriz yaptı gelerek. Başka bir toplantısı var. İnşallah yarın yine birlikte olacağız. Onun yine Özcan Bey geçmiş dönem burada milletvekili ki aslında Almanya'da soydaşlarımızın milletvekili olarak bugünün Almanya'sına hizmet etmesini politik açıdan çok çok kıymetli buluyorum. Bu anlamda onlara da teşekkür ediyorum. Tabii ben buradayım. Bugün yine bana eşlik eden Sarıyer Belediye Başkanımız var. Kendisi bizlerle birlikte Oktay Aksu. O da yine Ali Rıza Bey Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı bizimle birlikte. Dolayısıyla bir kaynaşma anı gibi düşünebiliriz. Her birinizle bir arada olmaktan ve sizlerle birlikte sohbet etmekten büyük keyif duyacağımı belirtir. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elbette ülkemizde şöyle bir kavram var. Hani ülkenin insanları tabii ki bir beyin göçü yaşanıyor ve bu beyin göçü bizi üzen tarafı var. Şöyle üzüyor aslında. Eğer hak ettiği değeri bulamadığı ya da hak ettiği bir biçimde kendini gösterecek ortamı yakalayamadığı bir şekilde ülkeyi terk eden bir beyin göçü var ise bu bizi mutsuz eder ve şu anda yoğun bir biçimde böyle bir dönemi yaşayan durumdayız. Ama Türkiye'den bizim insanlarımız, milletimiz yurt dışına gitmeyecek diye bir kaide olmaz, olamaz. Kaldı ki buna ihtiyacımız da var. Böylesi göçler olur ve ülkemizin diasporası diye tarifleyeceğimiz, ülkemizin marifetli insanlarının başka ülkelerde başarılar elde etmesi ama iş dünyası olarak, ama bilim dünyası, ama akademik dünya kavramıyla, ama kültürde, sanatta, sporda başarı elde etmesi elbette bizi hem gururlandırır hem de böylesi global bir dünyada, globalleşen bir dünyada bizleri son derece mutlu eder. O bakımdan biz aslında bugün burada Türk-Alman iş ilişkilerinin güçlenmesi ve gelişmesi adına çok değerli bir toplantı gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada şunu eklemem lazım. Tabii Almanya'da insanlarımızın, milletimizin buraya göçünün çok farklı bir boyutu var. 62 yılı itibariyle ki artık 50. yılını deviren bu göçte artık 3. nesil ve hatta 4. neslin konuşulmaya başladığı bu dönemde farklı bir göçü yaşayan bir kitlenin aslında bugünkü temsilcilerisiniz. Şöyle bir tarafı var, ifade etmem gerekir. Almanya'ya göç eden insanların o dönemde bir iş gücü olarak Almanya'ya gelişinin düzeni ve nizamı açısından irdelenip eksiği, fazlası, yanlışı, doğrusu ne var, bugün nasıl böylesi ihtiyaçlarda insanların göçüne fırsat verilebilir ya da alan yaratılabilir bakılmalı. Ama bugünün dünyasında ne yazık ki hepimizi son derece üzen savaştan dolayı ya da iklim değişikliğinin yarattığı travmalardan dolayı düzensiz göçle insanların hayatlarını gerçekten hem tehlikeye atan hem de gittikleri yerlerde bir nefret objesine dönen bir süreci yaşayan dünya ile baş başayız. Bunun da en ne yazık ki en üst seviyede etkilendiği ülkelerden bir tanesi de Türkiye'miz. Türkiye düzensiz göçle
insanların geldiği ülkeler arasında dünyada neredeyse birinci sırada son 10 yıl içerisinde. Dolayısıyla burada bulunan siz kıymetli dostlarımızın, vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın pozisyonuyla o pozisyon bambaşka yerlerdi. Bu Türkiye için ve dünya için büyük bir strestir ve bu stresi inşallah çözüme kavuşturmak için insani, demokratik bir mücadeleyle her toplumun, her milletin kendi ülkesinde mutlu olabilecekleri, huzurlu olabilecekleri zemini sağlama konusunda dünyanın bütün ülkelerinin işbirliği yapması, hele hele güçlü ekonomiye sahip olduğunu düşünen ya da güçlü bir takım unsurlara sahip olduğunu düşünen ülkelerin bu anlamda elini taşın altına koyarken çıkarları doğrultusunda değil, o insanların ülkelerinde mutlu olmaları, huzurlu olmalarına katkı sunacak hamleleri yapma doğrultusunda hareket etmelerinin stratejik bir hamle olduğunu düşünenlerdenim. Bu bağlamda ülkemizin bu sorununa da hem temas ederken hem de sizlerin göç hikayesinin aslında ne denli başarılara evrildiğini de bir iş dünyası alanında burada görmekten son derece mutluyum. Tabii ben şunu da söylemek istiyorum. Benim de ailemde aslında iki fert 62 ve 63 yılında dedem iki kardeşi, dedem ticaretinin başında kalarak iki kardeşini de Almanya'ya göndererek Almanya'yı deneyimleyen ve o deneyimden ülkesine döndükten sonra ailesine katkı sunma bakımından da burada aldığı bir kısım iş kültürüyle ilgili adımlar ve hamleler yapan bir ailenin çocuğuyum diyebilirim. O bakımdan ülkemizde birçok yöremiz, birçok insanımız gurbetçisi, Avrupa'daki gurbetçisi olmayı bilir ama ben de çok yakinen bunu yaşamış birisiyim. İki amcası, büyük amca da diyebiliriz. Bir tanesi yaklaşık 6 yıl, 5 yıldan biraz fazla kalıyor. Bir tanesi de yaklaşık 13 yıl kadar Almanya'da kalarak yurduna dönüş yapıyor. Dolayısıyla ben de böylesi bir deneyimi yaşayan insanların neler yaşadığını yaklaşık olarak bilebilen birisiyim. Bu bağlamda ben kendimi sizlere çok yakın hissediyorum. Tabii gerçekten uzun bir tarihe sahibiz. Bu göç sadece Almanya'ya olmadı. Tabii sonrasında Avrupa'nın başka ülkelerine oldu ama Almanya'yla bizim gerçekten çok farklı boyutta bir ilişkiye sahibiz. Çünkü uzun yıllara dayanan yakın ve dostane ilişkileri var. Almanya, Türkiye arasındaki ticari ilişkiler açıkçası çok enteresan bir boyuta ulaşmış durumda. Onu da belirtmek gerekiyor. Şunu söyleyeyim, Almanya, Türkiye arasındaki ilişkileri hem güvene, hem saygıya, hem de kazan kazan prensiplerine dayanmış olmasının temeli bugün aslında ilişkilerin çok sağlıklı bir seviyeye evrilmesine de katkı sunuyor. Ekonomik bağlar Türkiye'nin ve Almanya'nın kalkınmasına katkı sunmuş iki ülkeyiz biz. Almanya ve Türkiye'nin uluslararası arasındaki en önemli ekonomi ortağının da olması, Almanya'nın böyle bir konuma sahip olması bizim için özel bir durum. Zira 2023 yılı rakamı Almanya'ya 21 milyar dolarlık ihracat rakamı. Çok güçlü bir rakam. Ülkemizin toplam ihracatının %8.3'ü. Aynı zamanda Almanya'dan Türkiye'ye de 29 milyar dolarlık bir ihracat söz konusu. Toplam ticaret hacminin 50 milyar liraya ulaşması Almanya'yı en ön sırada ülke konumuna kavuşturuyor, ulaştırıyor neredeyse. Dengeli bir ticaretin olması, ithalat ihracat seviyesinde dengeli bir ticaretin olması da önemli bir pozisyon. Tabii Türk kökenli yatırımcı Almanya'da oldukça yüksek. 10 binlerce şirket, 500 bin kişinin istihdamıyla Türk kökenlerinin Alman ekonomisinin gelişimine faydasının büyüklüğü bizler için geleceğe dair de umut veriyor. Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier ile Nisan ayında Almanya'ya göçün başladığı Sirkeci Garı'nda
Çok özel bir buluşma yaptık. Çok anlamlıydı bizler için. Hem öylesi tarihi bir anın yaşandığı yerde buluşmak hem de Türkiye-Almanya ilişkilerini konuşabilmek. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz böyle bir fırsatı İstanbul kentine ve bize sunduğu için. Elbette orada hem bakan nezdinde hem de katılımcı milletvekilleri ile birlikte oldukça verimli görüşmelerimiz oldu. Tabii aynı şekilde Türkiye'ye de şunu da ifade edeyim, çok sayıda Almanya kökenli firmanın da ciddi yatırımları var. Türkiye'deki bu yatırımların büyük bir kısmının da İstanbul'da olduğunu belirtmek isterim. Şehrimizde faaliyetlerini yürüten firmaların dünya ekseninde önemli firmalar olduğunu, Mercedes, dün yaklaşık 4-5 saatlik toplantılar yaptığım Siemens, BASF, BASF, Bayer, Allianz verebileceğim önemli örnekler. Tabii sadece bu firmalar Türkiye'de şu anda ticaret yapmıyorlar. Aynı zamanda örneğin Siemens'in Türkiye geçmişi 170 yılı aşkın bir geçmiş. Dolayısıyla çok köklü, neredeyse yerel firma, yerel kuruluş diyebileceğimiz boyutta işselleştirmiş, Türkiye'yi kendine o anlamda yatırımda önemli bir yere oturtmuş şirketlerden bahsediyorum. Türkiye'de Alman sermayeli olan 3000 şirketinin 1400'ü de İstanbul'da. O bakımdan İstanbul bu ilişkilerle ilgili Atiyad'ın önemli bir merkezi boyutunda. Biz bu anlamda derneğimize her türlü katkıyı sunma konusunda da ilişki oluşturma konusunda da yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Tüm büyük Alman bankalarının İstanbul'da şubelerinin olması da yine bizler için önemli. Değerli dostlar, değerli dostlarımız, Atiyad'ın kıymetli üyeleri, tabii bugün özellikle bütün dünyada küresel bir ekonomik sıkıntı var. Ancak tabii bu anlamda zorlukları konuştuğumuz kadar fırsatları da doğurabileceğini iş dünyası temsilcileri olarak sizler çok iyi biliyorsunuz. Bu anlamda biz bu fırsatı nasıl değerlendirebiliriz ve ülkemizin ticaretini nasıl daha fazla yukarıya tırmandırabiliriz, bunu önemsiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkiye'mizin çok önemli bir kamu kurumu. En büyük kuruluşlarından bir tanesi. Hem bütçe olarak hem çalışan insan sayısı olarak. Bir başka boyutu, bu çağ artık şehirlerin çağı. Dolayısıyla İstanbul küresel eksende de önemli bir şehir. Ülkemizin en önemli şehri. Lokomotif olan bu şehrimizin attığı her adımın ülkemize fayda sağlaması konusunda özenli davranışlarda bulunuyoruz. Bu anlamda hem İstanbul ölçeğinde yaptıklarımızın hem dünya ölçeğinde kurduğumuz iyi ilişkilerin ülkemizin ekonomisine katkı sunmasını son derece önemseyen bir boyuttayız. Tabii Alman, bu anlamda Türk-Alman iş dünyasına dönük güçlü yanlarından faydalanabilecek ortamların var olması adına da İstanbul olarak sorumluluk almaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tabii Almanya'nın beklentilerine baktığımızda inovasyon, teknoloji transferi ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda ortak projelerin çok öne çıkabileceğini görüyoruz. İki ülke arasında potansiyeli daha da geliştirmek için her alanda birlikte çalışmalıyız. Özellikle az önce ifade ettiğim gibi inovasyon, eğitim ve insan kaynakları aralarında işbirliği, geleceğin başarılı iş modellerini oluşturmak hayati bir öneme sahip. Tabii sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularında da birlikte hareket edebileceğimizi ve bunu deneyimleyen bir belediye başkanı olarak da sizlerle paylaşmak isterim. Sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularında çok deneyimi yüksek firmaların karşılıklı birbirleriyle paylaşımlar ve ortaklıklar kurduğunda dünya ekseninde de başarılı işlere imza atabileceğini yaşıyorum. Yine iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla mücadelenin her iki ülkenin önemli konuları arasında olması gerektiğinin de altını çizmek isterim.
Tabii İstanbul'da özellikle 5 yılda, geçtiğimiz 5 yılda iş dünyasıyla ilişkileri resmi boyutuyla ama aynı zamanda dinamik boyutuyla da başka bir seviyeye taşıdık. Yakın ve katılımcı bir ilişki sürdürüyoruz. İstanbul'un her konusunu iş dünyasıyla etkin paylaşan mekanizmalarımız var. Sadece kurumumuzun yöneticilerinden bahsetmiyorum. Bu anlamda İstanbul Planlama Ajansı'nı İstanbul'umuz adına işbirliği noktasında önemli bir kurum olarak oluşturduk ve çok etkin ses getiren, dünya ölçeğinde de kentlerle ilişki kuran olağanüstü bir kurum haline gelmiştir İstanbul Planlama Ajansı. Yine bu kurumumuzun içerisinde kurduğumuz sanayi ve ticaret platformu özellikle İstanbul'da sanayi ve ticari faaliyetler gösteren kurum ve kuruluşlarla, onların üst çatılarıyla, organize sanayi bölgeleriyle, iş dünyası dernekleriyle, yapılarıyla çok etkin bir ilişkiyle her derdine, her sorununa muhatap olan ve onunla işbirliği içerisinde çözüm üretme gayreti içerisinde olan bir yapıyı kurduk. Yerel yönetimle iş dünyasını birlikte hareket edebilir hale getirdik. Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin ve özellikle maalesef coğrafyamızın yakın çevresinde yaşanan savaşların, iklim krizinin yaşattığı bir takım sorunların farkında olan bir yönetimiz. AB standartlarına ulaşma konusunda etkin gayreti gösteren bir belediyeyiz. Sevgili dostlarım, şunu söylemek isterim. Avrupa Birliği yolculuğu Türkiye için önemli bir konudur. 10 yıllarca mücadelesinin verildiğini, belki de en yakın, en sıkı şekliyle takip eden heyet sizlersiniz. Ama arzu ettiğimiz seviyeye gelmemiştir. Ben iki boyutuyla bu süreci önemsiyorum. Özellikle AB ilişkilerinin devam edebilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi, üyelik sürecinin uğramış olduğu sıkıntıya rağmen AB'nin ortaya koyduğu bir kısım kriterlerin ülkemiz faydasına, lehine kullanılması ve bu konuda atılacak adımların ülke insanının mutluluğu açısından önemli olduğunu düşünenlerdir. Bu kapsamda ilişkilerin normalleşmesi ve diyaloğun mutlaka seviyeli ve saygın bir biçimde ilerlemesi konusunda adımların atılmasını Türkiye'miz adına önemsiyorum. Tabii bu yönüyle özellikle alınacak merkezi yönetim tarafından alınacak önemli kararlar şart. İstihdamın dönüşümü, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm bizim anahtar kelimelerimiz olmalı. Zira bunlar olmadığı takdirde Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği ülkeleri ve oradaki kurum ve kuruluşlarla ilişki yönetme şansımızın kalmayacağını hepimiz biliyoruz. Şunu da ifade edeyim, biraz özel bir hat üzerinden ilişki tariflemek olacak ama İstanbul'un bir deprem kenti olduğu kabulüyle yola çıkarak özellikle İstanbul'umuzu dayanıklı bir şehir haline getirme hususunda da güçlü bir ekonomi büyüme içinde olmak zorunluluğumuz var. Bu anlamda İstanbul'umuzun her türlü riske karşı dayanıklı hale gelmesi konusunda da önemli adımlar atmamız gerektiğini biliyoruz. Hem yerel yönetim olarak üzerimize düşenler var, hem merkezi idaremizden beklentilerimiz var. Bu anlamda biz ilerleyen zaman diliminde dediğim bu boyutlarıyla her konuyu ele alan bir kent yönetimi olarak hem yurt içindeki bir takım hususları takip ederken bir başka boyutuyla Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerinin daha da ilerleyebilmesi, Avrupa Birliği kurumlarıyla uyum ve entegrasyonun güçlü bir yol haritası ve gümrük birliğinin güncellenebilmesinin önemli olduğunu düşünüyor ve bu konularda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni lokomotif ve etkili bir kurum olarak görüyoruz. Tabii bu yönüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu ve buna benzer toplantıların bir parçası olacak ve sizlerle düşünmeye, sizlerle işbirliği kurmaya, sadece Almanya için değil tabii, Avrupa'nın bütün ülkeleriyle bu anlamda etkili bir süreci yöneteceğini sizlerle paylaşmak isterim. Her iki ülkenin aynı zamanda kültürel mirası, tarihi, ekonomik potansiyeli, işbirliği ve ortaklıklar için gerçekten uygun bir zemine sahip. Bu nedenle
çok güzel bir geleceği hep birlikte kurgulayıp hayata geçirebiliriz. Sizlerle birlikte çalışarak, ilişkilerimizin karşılığı olarak daha iyi geliştirilmesi arzumuzdur. Bu toplantı Türk-Alman iş dünyası arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme konusunda, ortak hedefler belirleme konusunda bize geleceğe dair iyi fırsatlar sunacağını öngörebiliyorum. Daha önce Aziz Başkan'la yaptığımız toplantıda da bu zeminde konuşmamız olmuştu. Birlikte çalışarak, karşılıklı yarar sağlayacak projeleri hayata geçirerek ülkemizin her yerde, dünyanın her noktasında en üstün şekliyle, en yakışan şekliyle, bilimin ışığında, aklın ışığında ve asla o yolculuktan sapmadan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin evrensel değerlerle yan yana gururla tuttuğumuz ilkelerinden de sapmadan güçlü bir yol yürümesini sağlama konusunda kendimizi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bir nefer gördüğümüzü sizlerle paylaşmak isterim. Tabii 30 yılı aşkın süredir gerçekten önemli bir mücadele veriyor derneğiniz. Bunu gerçekten gururla öğrendim ve böylesi bir kurumun daha da iyi bir seviyeye gelmesini önemsediğimi yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii biraz vaktimiz var. Ben burada uzun uzun konuşmak değil, bir zaman dilimi içerisinde az önce Aziz Başkanımızın da ifade ettiği gibi sizin merak ettiğiniz konularda soracağınız sorular üzerinden onları sıralayarak tekrar bir kısmına mümkün olduğu kadar zamana uygun bir biçimde sığdırarak tekrar huzurunuza gelip bunu burada paylaşmak isterim. Gerçekten sizlerin başarısı bizi Türkiye'de mutlu eder. Başı dik insanlarımız olmanızı hep istiyoruz ve isteriz. Elbette ana vatanımız, Türkiye'miz hepimizin gözünün nuru, hayatının yaşam kaynağı, bunu biliyoruz. Ama dünya insanı olmak, dünyanın her yerinde hak ettiği bir biçimde ülkesini ve milletini temsil edebilmek de ayrı bir gurur vesilesi. Bu bağlamda hayatınız boyunca bu gururu hisseden insanlar olmanızı diliyorum. Elbette bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. Yolunuz açık olsun, başarılarınız daim olsun. Bu vesileyle bayramınızı tebrik ediyorum. Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nda bize ikinci bayramı yaşatan milli takımımızı tebrik ediyorum. Ben de maçtaydım ve çok gururlandım. Dünyada elbette iş dünyası, ekonomik başarı çok önemli. Çok önemli. Dimdik ayakta durabilmemiz için çok önemli bir hat. Ama dünyada itibarı en fazla yükselten başarılar kültür, sanat, spor alanlarında başarılar. Bunlar bir ülkenin gelişmişlik seviyesini de gösteren başarılar. Bu bağlamda ben de özellikle İstanbul'umuz adına sporda iyi adımlar atma gayreti içerisindeyiz. 2027 Avrupa Oyunları'nı İstanbul'da yapacağız. İnşallah hepinizi Avrupa Oyunları'nın ev sahibi olarak İstanbul'a davet ediyoruz şimdiden. Ve 2036 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibi olması noktasında da İstanbul'umuz için 3 yıl önce talip olduğumuzun adımını attık ve bu adımı adım adım takip ediyoruz. Paris Olimpiyatları'nda şehrimizi gidip anlatacağız ve ne kadar güçlü bir aday olduğumuzu, iki kıtayı birleştiren İstanbul'un olimpiyata ev sahipliği yapmadığı takdirde olimpiyat ruhunun eksik olacağını, ki bunu toplantılarda defalarca onlarla paylaştım, yine paylaşmaya devam edeceğim. Bu tarihi başarıyı göstererek inşallah 2036'da sizlerle birlikte inşallah Allah sağlık sıhhat versin hepimize. Öyle bir dönemde İstanbul'da güçlü bir olimpiyat ev sahipliğinde hep beraber başarırız. Sporun yanı sıra kültürde de sanatta da üstün başarılarıyla itibarlı bir geleceğe milletimizi taşırız. Cumhuriyetimizin kurulduğu tarihin 100. yılı geçti ama Cumhuriyetimizin ilk yılı, yani 100. yılın içerisindeyiz. Bu yüzyılda güçlü adımları atabilmek ve yolculuğu kurabilmek adına ben
attığımız her adımın önümüzdeki 29 Ekim'e kadar o ilk yüzyılın ilk günlerinde, ilk aylarında atılan temellerin bir benzeri olmasını, aydınlık ve pırıl pırıl çağdaş bir geleceğe, milletimizi müreffeh bir toplum yapabilme adına güçlü adımları atmaya hepimizin vesile olmasını diliyorum ve bu hepimizin boynunun borcudur. Milletimize olan, devletimize olan, birbirinden ayrılmaz 86 milyon yurttaşımızın bir milimetre karesini bile asla ve asla yok sayamayacağımız cennet vatanımızın birlik ve bütünlüğü için hep beraber çalışmak zorunda olduğumuzun ifadesini yaparak hepinize teşekkür ediyor, hepinize başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Planlama teşkilatı diye bildiğimiz yapıyı şu anki mevcut yönetim kapattı. Böyle bir stratejisi ülkemizin yok. Bunun yerini doldurma adına başka kavramlar, kendi mekanizmaları içerisinde yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde kurmaya çalışsa da ne yazık ki entegrasyonun, birbiriyle olan koordinasyonu, kurumları çatı altında toplayan ve bir arada düşünmesini sağlayan yapılaşması istenilen seviyede değil, hatta çok düşük seviyede. Bu bakımdan biz İstanbul Planlama Ajansı'nı çok önemsiyoruz. Ve olağanüstü etkili, çok güçlü bir kampüsü var. Daha önce başkanlık lojmanı diye kullanılan büyük bir ve Atatürk Flor Ormanı'nın bir parçası olan alanda muazzam bir kampüsü var. İnanılmaz bir veri merkezi, aynı zamanda İstanbul'un geleceğini tartışan, konuşan bir merkez, aynı zamanda kamuya açık, toplumla işbirliği içinde olan mekanizmaları kuran da bir merkez. Örneğin az önce bahsettiğim sanayi platformumuz İstanbul Planlama Ajansı'nın içerisinde bir kurum. Veya turizm platformu yine İstanbul Planlama Ajansı içerisinde bir kurum. Bu ve buna benzer toplumla işbirliği mekanizmalarını kuran yapılar da yine İstanbul Planlama Ajansı'nın içerisinde. Özellikle bu dönem 1/100.000'lik diye tariflediğimiz üst ölçek planını, yani İstanbul'un geleceğinin tasarlanması ile ilgili adımı da önümüzdeki sonbaharda atarak başlatıyoruz. Sevgili dostlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak üzülerek ifade ediyorum ki İstanbul kentinin 1/100.000'lik planı diye tariflenen, yani en üst ölçek plan, bir kenti en üst ölçekte tarifleyen bir kent nasıl oluşur? Kültür hayatı, sanat hayatı, sanayi, ticaret, turizm, doğasının korunması, yeşil alanlarının korunması, eğitim ya da ulaşım, aklınıza gelen bütün unsurları tasarlayan en üst ölçek plandır. Dünyada bu evrenseldir. 1/100.000'lik plan. İstanbul'umuzun 1/100.000'lik planı yok. Niye yok? Yok muydu? Vardı. 2009'da karar alınmıştı. Hem de o dönem yine aynı bugünün iktidarı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Büyükşehir Belediyesi'nde iktidar olduğu bir dönemde bütün meclisinin kabul ederek, oy birliğiyle kabul ederek yürürlüğe koyduğu 1/100.000'lik plan vardı 2009'da. Ama sadece 2 yıl sonra 2011 genel seçimlerinde merkezi idarenin açıkladığı birçok projede o plan lav edildi, yok edildi. Yani örneğin havalimanları başka türlü planlanmıştı. Akşamdan sabah havalimanının yeri değişti. Ya da başka unsurlar, ulaşım, sanayi, ticaret. Mesela Kanal İstanbul diye bir şey yoktu İstanbul'un gelecek planında. Akşamdan sabaha Kanal İstanbul diye bir proje ucubesi icat edildi. Bunu ve buna benzer unsurlarla İstanbul'un üst ölçek planı artık yok. Üzülerek söylüyoruz. Bunu hayata geçireceğiz. Mevcut durumu varsayarak, ama bundan sonra İstanbul'un başına sürpriz bir takım sıkıntılar gelmemesi adına halka açık, halkla düşünen, farklı kurum kuruluşlarla işbirliği yaparak en az 2-3 yıllık bir süreç içerisinde İstanbul'umuzun üst ölçek planını hazırlayarak İstanbul halkının onayına sunacağız. İstanbul halkının. Dünyada eşi benzeri bulunmamış, görülmemiş katılımcılığı ve şeffaflığı en üstte tutan
üst ölçek plan hazırlığını İstanbul olarak biz yapacağız. Bunun da yine yapımını üstlenecek kurumumuz İstanbul Planlama Ajansı olacak. Dolayısıyla efendim Almanya bizi kıskanıyor mu? Kritik bir soru. Almanlar bizi kıskanıyor mu? Ben tabii Almanlar arasında bir anket yaptırmadım. Yani bizi kıskanıyorlar mı diye. Şimdi tabii bu bizim kesinlikle bir kere kıskanılacak bir topraklarda yaşıyoruz. Türkiye'miz cennet. Başka bir ülke. Ama biz ülkemizin o toprakların, o cennet vatanın hak ettiği değerde bir yönetimle ya da orayı koruyan, geliştiren, dünya ölçeğinde hak ettiği yere taşıyan bir seviyeye taşıma konusunda başarılı olamadık. Bunu kabul ederim. Yani bugün 8.000 dolarlarda, 9.000 dolarlarda kişi başı milli geliri konuşuyorsak bizim suçumuz var ya. Yakışmıyoruz o topraklara. Halbuki bizim topraklarımız paranın ilk defa gezdiği topraklar, basıldığı yer, ticaretin ilk defa yapıldığı yer. Sadece o mu? Kültürün, sanatın, dilin, yazının icat edildiği yerdeyiz biz. Doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle, felsefenin, tarihte ne varsa aslında var olduğu yerde yaşıyoruz. Dünyada başka bir örneği yok. Ama bugün 8.000 dolar, 9.000 dolar kişi başı gelir. Ya da ilk 500 üniversite arasında üniversite sokamıyorsak, bilimde, icatta ya da patentte, teknolojide, sanayide, eğitimde, kültürde, sanatta milletçe hak ettiğimiz yerde değiliz. O bakımdan yapacak çok işimiz var. Sorumluyuz. Cumhuriyete sorumluyuz. Binlerce yıllık Anadolu'nun medeniyetlerine karşı sorumluyuz. Milletimize karşı sorumluyuz. Atatürk'e karşı sorumluyuz. Hayatını feda etmiş nice liderlerimiz, güzel insanlarımıza karşı sorumluyuz. O bakımdan biz şu anda kıskanılacak durumda değiliz. Toprak parçası olarak, cennet vatanımız olarak bütün dünyanın kıskanacağı bir yerde yaşıyoruz. Ama ne yazık ki kıskanılacak durumda değiliz. Kıskanılacak durumda ne zaman oluruz? Kişi başı gelirde Almanya ile yarışırsak, bilimde, sanatta, kültürde yine dünyanın başka ülkeleriyle yarışacak duruma geldiğimiz zaman ki aslında siz onu yapabileceğimizin ispatlarısınız. Siz daha 40-50 yıl önce belki okuma yazma bilmeyen 3. nesilim dedi burada yine değerli hemşerim, başka dostlarımız da var. 40-50 yıl içerisinde buradaki işverenlerle yarışan, hatta onlardan daha başarılı hale gelen, buradaki işletmecilikle bile böyle bir başarı elde eden bir insan topluluğuysak biz, yani bir milletse, biz her şeyi başarabiliriz. O bakımdan bir yerlerde eksiğimiz var. Ama siyasetinde, ama idaresinde, ama ülkenin bir takım hususlarında milletimizin birbirini sevmesi, sayması, kol kola olabilmesi kadar kolay bir şey yok. Ama biz milletimizi ayrıştırıcı her dili kullanıyoruz. Milletimizi birbirinden uzaklaştıracak her dili kullanıyoruz. Bu ve buna benzer demokraside, hukukun üstünlüğünde birçok konuda topraklarımızı hak ettiği yere taşıdığımız takdirde o zaman kıskanılacak bir millet olabiliriz. Yani tabii ki dün akşam milli takımımızı herkes kıskanmıştır. O ayrı bir şey. Ama anlık sevinçler bizi mutlu etmemeli. Kalıcı mutlulukları elde etmek zorundayız. Kalıcı ekonomik istikrarı, bilimde, sanatta, kültürde kalıcı, sürdürülebilir başarıları elde etmemiz lazım ki o duruma gelmiş olalım. Bunu da ifade edeyim. Nantes'ta 2015'te bir toplantıya katıldım. Ve mülteci akını devam ediyordu, çok yüksek seviyede devam ediyordu Türkiye'ye. Bir konuşma yaptım Nantes'ta, Eurocities'in bir toplantısında. Kalktım şunu söyledim. Avrupa'nın önemli kentlerinin temsilcileri oradaydı. Dedim ki bakın, mülteci meselesini Avrupa'dan şöyle izlediğinizi görüyorum. Türkiye bu konuda duvar olsun,
oradan geçmesin de ne olursa olsun. Bir insani değil, yani mülteciler adına. İki, Türkiye böyle bir ülke değil. Türkiye böyle bir ülke değil. Hiçbir ülke böyle olamaz. Hiçbir ülkeyi böyle bir haksızlığa tabi tutamayız. Mülteci meselesi evrensel bir sorundur. Global bir sorundur. Kaynağı açlık olabilir, susuzluk olabilir, iklim krizi olabilir, daha kötüsü savaş olabilir. Savaş olabilir. Böyle bir ortamda göç eden insanları barışı nasıl oraya getirebiliriz? Ya da suyu nasıl oraya getirebiliriz? Ya da açlığı orada nasıl sona erdirebiliriz diye düşünmek zorunda olan ülkeler iken ne yazık ki Türkiye ile şu kadar para verelim ve mültecileri orada tutun, pazarlığı yapılan ülke haline getirdiniz. Ve bu konuya Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümeti kötü sınav vermiştir. Kötü sınav vermiştir. Meseleyi bu seviyede tutarak mültecilerin gelişini alkışlamış ve alkışlattırmıştır. Bu olmaz. Bakınız bu olmaz. 2,5 milyona yakın mülteci var İstanbul'da. 2,5 milyon. Bir anda. Bir anda. Yani 10 senelik faturadan bahsediyoruz. 10 sene. 2,5 milyon ne demek biliyor musunuz? İstanbul 16 milyon resmi nüfusun neredeyse %17'si, 18'i demek. Böyle bir artış olamaz. Doğru değil. Mülteciye de haksızlık, İstanbul'da ya da haksızlık. Şimdi bu bir durum tespiti. Yani geçmişe dair bu durum tespitini yapmazsak bugünün insanlarını farklı yorumlarız ve farklı yerlerde yargılarız. Ama tekrar söylüyorum. İnsanlık dışı tariflerle şiddeti öne koyan anlayışla mülteci meselesini tariflemeye çalışanlara da karşıyım. Altını net çizeyim. Ama şunu da söyleyeyim. Bunu niye anlattım Nans'ta bu toplantıda? Aynen bu konuşmayı yaptı. Yanlıştır diye Avrupa'daki bütün şehir belediye başkanlarının yüzüne kalktı. O dönemde işte iktidar partisiyle aynı partiden bir belediye başkanı, işte biz Osmanlı, ismini vermeyeceğim ilçenin belediye başkanı, Osmanlı'nın torunlarıyız, biz herkese kucak açarız, gelirler, haydi bir mehter maaşı eksikti, böyle bir konuşma yaptı. Konuşması bitti. Dedim kardeşim sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Yani sen dedim, kendi ilçende seçim konuşması mı yaptın? Avrupalıyla bir problemin çözümüne dair teknik bir konuşma mı yaptın? Ne konuşması yaptın dedim. Meseleyi bu seviyeye evirerek şu anda ülkemizi büyük bir sorun yumağıyla karşı karşıya bırakmıştır ve bu son 10 yılın, 11 yılın, 12 yılın faturasıdır. Artık ülkemizde kaç milyon düzensiz göçle gelen insan vardır bilmiyoruz. Efendim bunu şöyle tanımlayanlar var. İşte bak onlar olmasaydı tekstil sektöründe biz işçi bulamazdık. Bilmem ne sektör. Böyle bir tarif olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çalışan insana ihtiyacı varsa gider nasıl Almanya anlaşmayla Türkiye'den, sadece Türkiye'den de değil Yunanistan'dan, başka ülkelerden iş gücü talebinde bulundu. Sen de gidersin. Ne bileyim Türkmenistan'dan geldi, işte Afganistan iş gücü talebinde bulunursun. Resmi iş gücünü ülkende çalıştırırsın. İş gücünü bir ülkeye getirmenin hem evrensel hem ülke hukukunda yeri var. Burada bir takım hafifletmeler yaparsın, farklı uygulamalar yaparsın, getirirsin. Ama Türkiye'de gelecekte hesabını veremeyecekleri kötü bir uygulamayla ardına kadar kapıyı açarak ve de altını çizeyim, Suriye'de veya Irak'ta başta olmak üzere orada yaşanan bir takım karışıklıkları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyadaki dış ilişkilere bakışına ters bir biçimde iç işlerine müdahale edecek şekilde yöneterek göçü de tetiklemiştir. Alt, şimdi bu net olarak çizelim. Göçü de tetiklemiştir. Bizim yurtta barış, cihanda barış, felsefemizin temel duygusu nedir biliyor musunuz? Bir ülkenin iç işlerine karışamaz. Ama orada bir yanlış var ise evrensel hukuk çerçevesinde tepkini gösterirsin, o ayrı bir şey.
kendi güvenliğiyle ilgili bir tehdit varsa güvenli tehdidini ortadan kaldıracak tedbirler alırsın, o ayrı bir şey. Ama biz bu çizgiyi aşarak başka bir evrede dış politika yöneterek, yürüterek göçü de tetikleyen bir duruma getirdik ve bugün milyonlarca insanın, bakınız onlar da mutlu değil. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, onlar da mutlu. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere. Türkiye'miz de bu anlamda mutsuz. Şimdi bugünün dünyasında, bugünün ülkesinde, yani bugünün Türkiye'sinde bu sorunu çok evrensel bir biçimde ele alarak, farklı platformlara taşıyarak ve altını çizerek söylüyorum. Türkiye'yi, efendim Orta Doğu ile aramızda bir duvar olsun, kalanlar orada kalsın, buraya geçmesin, bize böyle bir şey olmaz. Zaten olmadı da başaramaz. Başaramadı da ya. Aynı şekilde o mülteci akını şimdi Avrupa'nın sokaklarında da var, İtalya'da da var, Fransa'da da var, Almanya'da var. Bu bağlamda evrensel zemine taşıyarak dünyanın farklı kurumlarında bu işi tartıştırarak çözüm bulmamız gereken bir konudur. Ama dediğim gibi bir insanı konuşuyoruz. Kaldı ki biz sokak canlısını da düşünmek zorundayız. Başka şeyi de düşünmek zorundayız ama insanı konuşuyoruz, çocuğu konuşuyoruz, kadını konuşuyoruz. Yani kolay değildir. Öyle atıp tutmakla, asıp kesmekle bu işler olmuyor. Ama bu işi bilimsel, teknik ve gerçekten Türkiye bu anlamda da süreci deneyimlemiş milletlerden biridir. Her ne kadar düzenli iş göçü olsa da, yani Almanya'ya veya diğer ülkeler düzenli iş göçü olsa da bunu deneyimlemiş, bunun fırsatlarını da, bunun sıkıntılarını da deneyimlemiş, bunun problemlerini de, kazanımlarını da deneyimlemiş bir milletiz. Dolayısıyla biz bu sorunun çözümünü bu bazda ele alıp uzun vadeli de, kısa vadeli değil, uzun vadeli çözümüne kavuşturmayı gayretle göstermek zorunda olan bir milletiz ve dilerim ve isterim ki özellikle komşu ülkelerdeki karışıklıkların insanın insanı kestiği, öldürdüğü ve savaştığı bir ortamdan kurtarıp barış ve huzur içerisinde herkesin kendi topraklarında ve huzur içerisinde yaşadığı bir ortamı var etmek Türkiye'nin asli sorumlulukların başında gelmektedir. Bu bağlamda ben de kendisini bu çözümü oluşturma konusunda sorumlu hisseden bir yönetici olarak görüyorum. Bu konuyu hiçbir zaman gündemimizden çıkartmadan da bu konuya her boyutta çalıştığımda bilmenizi istiyorum. Hem yol arkadaşlarımla hem siyasi partimizde ve diğer unsurlarıyla çalışıyoruz. Umuyorum başarıya hep beraber kavuşuruz. Tabii zor bir dünya var. Gerçekten bu yüzyıl zor geçecek, kolay geçmeyecek. Ekonomik anlamda, iklim krizi noktasında, savaşlar. Bakınız Ukrayna'da yaşanan savaş. Yani bir ülke karar veriyor ve saldırıyor, bir savaş çıkıyor. Büyük bir mezalim bu. Daha kötüsü, mazlum insanların öldürüldüğü yerde seyreden bir dünya. Yani Filistin'de, Gazze'de Filistinlilere yapılan katliamı bütün dünyanın seyrediyor olması. Bütün bunlar kötü sınavlar. Bütün bunlara karşı milletçe, aklı başında, iyi düşünceyle, doğru düşünceyle, hukuktan asla vazgeçmeden, güvenliğinden asla taviz vermeden, biz buna biraz hümanist bir bakışla diyoruz ki bu bizim topraklarımızda o tılsım var. Bunu bütün dünyaya anlatarak inşallah dünyadaki barışa ve toplumsal iyileşmeye, ekonomik iyileşmeye beraber katkı sunar ve çözümler buluruz diyerek 7.30'a 2 dakika kala cevaplarımı da bitirmiş oluyorum. Vakti iyi kullandığınız için hem size teşekkür ederim. Umuyorum hep beraber